Yani sana şunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim ki 2018 benim için çok özeldi, çok güzeldi ve bu yapmış olduğum vizyon tablosu kesinlikle hayatımı çok çok önemli bir ölçüde etkiledi. Umuyorum ki sen de kendi hayatında aynı etkiyi görebilirsin. Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün seninle tekrardan çok güzel bir vizyon tablosuyla beraberim. Tekrardan diyorum çünkü tam bir sene önce yani 2018'e yeni girdiğimiz zaman bir vizyon tablosu yapmıştık beraber. Tekrardan şu anda yeni yılın başındayız. Gerçi yeni yılın başında olmak pek bir şey değiştirmiyor. Her gün aynı aslında. Bu tamamen bizim zihnimizde ona verdiğimiz anlamla alakalı bir şey. Ancak yeni yıla vermiş olduğun anlam sana güzel de bir motive olacaksa bunu neden kullanmayalım diye düşünüyorum açıkçası. Vizyon tablosuyla alakalı hiçbir bilgin yoksa şimdi ben sana ufak bir özet geçeceğim ama eğer istersen benim bir sene önceki yapmış olduğum videoyu da izleyebilirsin. Hemen şuraya ben koyuyorum. Oraya tıklayıp eski videoya bakarsın. Ondan sonrasında da buradan bu videoda kaldığın yerden de devam edebilirsin. Bu video geçen seneye oranla kesinlikle çok daha da bilgilendirici olacak. Çünkü bu benim ikinci senem olmuş olacak. Bu bir sene içerisinde edinmiş olduğum bütün tecrübelerimi de seninle paylaşmak istedim. Bu arada eğer hala ailemize katılmadıysan aşağıdan hemen abone olabilirsin, ailemize katılabilirsin. En azından biraz bir yararlı olursa da umarım videoyu beğenirsin ki ben de senin neyi beğenip beğenmediğini anlamış olurum. O zaman videomuza geçelim. İlk önce istersen vizyon tablosu nedir? Bununla alakalı çok hızlı, kısaca bir özet geçeyim. Vizyon tablosu aslında adı üstünde kendine bir vizyon yaratıyorsun. Ben bir sene sonra bu noktaya ulaşmak istiyorum. Bunlar hedeflerim, bunlar hayallerim deyip sürekli odakta kalıyorsun gibi de söyleyebiliriz. Tabii ki bunun içerisinde olmazsa olmazlar var. Bazılarımız yazılar yazıyor. Yazıları çok da fazla önermiyorum çünkü onun detayına gireceğiz. Benim tavsiyem aslında bol bol yazı kullanmaktansa yazıdan daha çok görsel kullan. Yani resimler, simgeler, fotoğraflar kullanırsan beynin onları çok daha rahatlıkla bilinçaltına işleyip onları gerçekleştirme olasılığı da artacaktır. Çünkü beynimizin aslında senin de bildiğin gibi bir dili yok. Dili biz kültürümüzün içerisinden kendimizi öğreniyoruz. Yani vizyon tablosuna senin hayatında bir sene içerisinde, belli bir süre içerisinde ulaşmak istediğin görsellerin konulduğu bir tablo da diyebiliriz. Vizyon tablosu gerçekten hayatını değiştirip hayatını istediğin yönde ilerlemek için de sana çok büyük bir motivasyon olabilir. Çünkü biz neye daha çok odaklanırsak, neyi daha fazla düşünürsek ve bunu ne kadar çok tekrar edersek, beynimiz gördüğümüz şeylere, maruz kaldığımız şeylere veya çok fazla düşündüğümüz şeylere odaklanıp odaklandığımız şeyi de daha fazla gerçekleştirmeye çalışıyor. İnsan beyni bilinçli ya da bilinçsiz olarak neye daha fazla odaklanırsa onu daha fazla gerçekleştiriyor. Hemen bir örnek vereyim sana. Diyelim ki üniversite öğrencisisin ve bir şekilde sınıfta kalmaktan korkuyorsun. Eğer sürekli bu korkuyu tekrarlayıp sınıfta kalacağım, sınıfta kalacağım, işte arkadaşlarım kaldı, ya ben de kalırsam diye, yani bu sözleri kendine söyledikçe buna belli bir zaman sonra inanmaya başlıyorsun. İnandığın zaman da farkında olmadan ders çalışmıyorsun, dersleri ekiyorsun, korkundan evden çıkamıyorsun, arkadaşlarına sosyalleşmiyorsun. Çok daha yüksek hedefler koyup, yapamayacağın hedefler koyup ondan sonra başarısızlığa uğruyorsun. Bu da özgüveni yerle bir ediyor. Daha sonrasında da düşünceni gerçekleştirmiş oluyorsun. Aslında vizyon tablosunun da sana yapmak istediği tam olarak bu. Yani tam olarak dediğim bunun pozitife döndürülmüş halde diyebiliriz. Yani sen neye daha fazla maruz kalırsan onları o kadar fazla düşünecek, tekrarlayacak, farkında olmadan onları gerçekleştirmek için seçimler yapıp adımlar atacaksın ve o senin artık gerçekliğin olmuş olacak. Bunları kendin yaratacaksın. Düşünceler duygulara, duygular inanca, inançlar da davranışlarımıza dönüşüyor. Yani davranış dediğimde aslında şu anki gerçekliğimizi, şu anki hayatımızı etkiliyor diyebiliriz. Şimdi şu anki hayatından hayalindeki hayata eğer geçmek istiyorsan tam orada dikkat etmen gereken bir nokta var. Evet, vizyon tablosu sana yardım edecek ama en başta kendin için
bir şeyi rutinin haline getirmen gerekiyor. O da şükretmek. Neden diyeceksin? Sen eğer sürekli sızlanırsan, yapamıyorum, olmuyor, çok lanet bir hayatım var deyip elindekilere bile şükretmezsen daha fazlasının da gelmesi oldukça zor. O yüzden gerçekten ilk önce elindekilere şükürler olsun ki ben şu anda bu noktadayım. Kötü şeyler yaşamış olabilirim ama bunların hepsi arkada kaldı, geride kaldı. Artık hayatımı istediğim yönde değiştirmek istiyorum. Bu güç benim elimde deyip en azından biraz daha o zihninde hazırlamış olursun diye düşünüyorum. Bizim amacımız da zaten senin şu anda negatifte olan o odağını pozitife, yani istediğin o şeye doğru yönlendirmek. Yani negatif şeyler kötü demiyorum. Lütfen bunu bu şekilde anlama. Sadece en azından istediğin hayata doğru seni yönlendirme konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki, o zaman sana şunları anlatayım. Şu bir sene içerisinde neler değişti? Ben vizyon tablomu gerçekten kullandığım zaman güzel sonuçlar görebildim mi? En azından sana bunları gösterirsem senin kafanda da çok daha gerçekçi, çok daha inanarak bunlara adım atabilirsin diye düşünüyorum. Benim geçen seneki vizyon tablomu yaparken en önem verdiğim şey YouTube'uma odaklanmaktı. Çünkü YouTube'um aslında benim bir işim ve işimi çok daha güzel bir seviyeye getirmek istiyordum. O yüzden kendime rakamsal olarak da bir hedef koymuştum. Tam bundan bir sene önce YouTube kanalımızda 30 bin kişilik bir aileydik. Ve o zaman şunu söylemiştim. Hatta direkt tablomu şunu yazdım. Burada da resmini de gösteririm. Yani 100 bin yazdım oraya. 100 bin kişiye ulaşmak istedim. Toplamda 110 bin kişi artmış. Yani 30 bindik. Şu anda 140 bin olduk. Aslında hedefimi fazlasıyla aşmış oldum. Ve eğer gerçekten orada bunu yazmasaydım bu kadar odaklanmayacaktım. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Çünkü her gün Merve hadi bakalım daha güzel içerikler üret, daha fazla insanın hayatına dokun diye diye böyle kendimi motive ettim ve şu anda bu noktaya geldim. O yüzden bu tik oldu. Bunu başardım. Diğer yandan yine bu tablomu koyduğum bir tane cümle vardı. There is so much you can achieve if you have will to do it yazıyordu. Yani ulaşabileceğin o kadar fazla şey var ki yeter ki senin bunu yapmaya isteğin olsun diye çevirebiliriz aslında bunu. Koyduğum hedefleri gerçekleştirmem konusunda beni ekstra bir itti diyebilirim. 2017 senesindeyken pek de fazla böyle hedefimi koyup ulaşmıyordum. Yani kafama koyduğumu yapmıyordum kısacası. Hedeflerime ulaşmamda yardımcı oldu. Bu güzeldi bence. Daha sonrasında da bu resmi bulmuştum yine bir dergiden. Bu da çok hoşuma gitti. Özellikle negatif kişileri hayatımdan atmam gerektiğiyle alakalı düşünceler içerisindeydim. 2018 yılında bana enerji veren, güzel hissettiren insanları yanımda tutup negatif olarak gördüğüm insanları hayatımdan çıkardığım bir yıl oldu diyebiliriz. Evet. Ondan sonra sağlıkla alakalı böyle bir iki tane resim koymuştum. Sağlık konusunda birkaç tane şey var. Hem yeme hem de egzersiz ve meditasyonla alakalı. Şimdi ilk önce yemeğiyle başlayayım. Bence bu sene diğer seneleri oranla çok daha sağlıklı beslendiğim bir yıl oldu. Doğru. Ancak bence bu konuda biraz daha gelişmeye sahip olmam gerektiğini düşünüyorum. Bu sene yaptığımı da sana göstereceğim. Oradan da bakarsın. Diğer yandan bu egzersiz konusunda meditasyon pek de yaptığımı söyleyemem ama günlük rutinimin bir parçası olarak mindful olmaya, ana odaklanmaya ve kendime kesinlikle çok daha fazla şefkatli olmaya çok 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 önem verdiğim bir seneydi. Kendi iç huzurumun kesinlikle tavan yaptığı bir seneydi diyebilirim. Gerçekten çok mutlu ve huzurlu hissettiğim bir seneydi. Evet, rahatlıkla. Diğer yandan ise spor. Aslında orada koşu gibi görünüyor ama sadece koşu değil de herhangi bir spor yapmak olarak düşünmüştüm. Ve sporu kesinlikle kendi hayatıma soktum. Şu anda düzenli olarak pole dance yapıyorum. Hemen burada bir direk var. Çok daha fazla güçlendim. Hayatımda hiç olmadığım kadar daha fazla güçlendim. Artık kasım var ya. Yani kol kasım var. Ama kilomu biraz daha azaltmam gerektiğini düşünüyorum. Çok daha fit olabilirim. Ancak kesinlikle güçlendiğimi söyleyebilirim. Eskiden kendimi kaldıramazdım. Şimdi ters döndürüyorum falan. Bu hedefimi de gerçekleştirmiş oldum. Buraya da bir tık atabiliriz. Diğer yandan ise hem altının fotoğrafını koymuştum hem de kalp koymuştum. Bunun altındaki niyetim de en azından altıyla beraber bir sonraki aşamaya da geçmekte.
O da nişanlanmak ve sözlenmek oldu. Onları da biliyorsun zaten. Peki aslında bunlar benim bu sene içerisinde yaptıklarımdı. Diğer yandan sana olan tavsiyelerime geçelim eğer istersen. Bence bunlar sana bayağı bir yararlı olacak. En büyük tavsiyem çok fazla yazı koyma. Bol bol resim koy. Resimler bana çok daha yardımcı oldu çünkü. Yazıları her zaman okuyamayabiliyorsun. Yazı koy ama çok fazla olmasın. Yoğunlukta olarak kesinlikle resim olsun diyebilirim. Benim yaptığım hatalardan bir tanesi oydu bence. O yüzden bu sene çok daha fazla resimli bir vizyon tablosu kendime yaptım. İkinci olarak ise çok karışık olmasın. Genelde böyle vizyon tabloları çok karışık olabiliyor. Kendimize atıyorum 15-20 tane hedef koyabiliyoruz bazen farkında olmadan. Bence az ve öz daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından benim tecrübe ettiğim şey buydu. Çok fazla böyle kategoriler koymak yerine 2-3 tane koysan da senin için çok yardımcı olur. Yani şu an için aslında 3 kategori var diyebilirim benim için. Bilemiyorum, belki tabloya ben yine bir şeyler ekleyebilirim. Şimdi benim şu anda evde olan vizyon tablom direkt böyle duvarda, benim çalışma masamın hemen ya da yeme masamın diyeyim, ikisi ortak işte. Onun hemen karşısına koyuyorum. Ancak şöyle düşündüm, ben bu sene vizyon tablomu bilgisayarımda yapacağım. Yani eğer istersen sen de öyle de yapabilirsin. Önemli olan şey şu. Sen bunu telefonuna da koysan, tabletine de koysan, bilgisayarına veya bir duvara da koysan, en önemli nokta onu en fazla gördüğün bir noktaya koymak. Yani ne kadar çok maruz kalırsan o kadar çok odağın o şeylerde olur ve onları o kadar fazla gerçekleştirme ihtimalin artar. Nasıl istersen o şekilde yapabilirsin. Dediğim gibi ben bunu bilgisayarımda yaptım bu sene. Çok daha güzel oldu çünkü böyle dergilerden, gazetelerden bir şeyler bulmak, istediğim şeyleri bulmak gerçekten çok daha zor olduğunu düşündüm. Bu sene biraz daha spesifik şeyler yazdım çünkü. Öyle olunca bilgisayardan böyle Pinterest'ten veya işte internetten, görsellerden istediğini böyle arayıp bulabilirsin. Eğer istersen de direkt Pinterest üzerinden vizyon tablosu örneklerine bakabilirsin. Onlardan ilham alıp da kendi tablonu yapabilirsin. Bu da önemli. Diyelim tabloyu fiziksel olarak yapmak istedin. Zaten dergilerden, gazetelerden kesip onları yapıştıracaksın zaten. Biliyorsun yani ne yapman gerektiğini bence. Buraya örneklerini koyarım. Ama bilgisayarından yapmak istersen de ben mesela nasıl yapıyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Keynote uygulaması var. Eğer Apple kullanıyorsan, Apple bilgisayar kullanıyorsan, Keynote zaten ücretsiz, onun kendi içerisinde olan bir uygulama. Görselleri koyup, güzel bir dizayn yapıp, onu ekran görüntün yapabilirsin. Ya da farklı farklı uygulamalar da var. Ben onu direkt videonun altına da koyarım ama buradan da söyleyeyim. PicMonkey var mesela, PicMonkey'yi kullanabilirsin. Word dosyası bile kullanabilirsin yani. Microsoft Word'ün varsa, normal bir Word'ün varsa onun üzerinden de yapabilirsin. Google Doc'tan da yapabilirsin. Ben direkt bunları sana böyle yazarım, onlara bakarsın. Hangisi sana daha uygunsa o şekilde. O zaman bugünkü videomuz biraz uzun oldu, farkındayım. Ama umuyorum ki yardımcı olmuştur. Bu arada vizyon tablosuyla alakalı senin hedeflerin neler? Bana bunları yorum kısmında yazarsan çok çok mutlu olurum. Dediğim gibi unutma ki yeni sene demek aslında pek çok şeyi birden değiştireceğim demek değil. Şimdilik kendine çok iyi bak. Bir sonraki videomuzda umuyorum ki görüşürüz. Bay bay. Elimi öptüm.